Şimdi söyleyeceklerim artık ilginç. Abartarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Bey'le bence bütün bağı koparttı. Bence Canan Hanım da koparttı, çoktan koparttı. Neredeyse Ekrem İmamoğlu İyi Parti'nin belediye başkanı haline geldi. Ekrem İmamoğlu yeni reis olma konusunda hızla koşarken bana sorarsanız toplumsal sempatisini de her ne kadar militanları ve müritleri olsa da kaybetti. Çünkü nezaketen onu genel başkanı kanalıyla Meral Hanım'a onu götüren, öneren ve Türkiye'de hiç kimsenin tanımadığı bir köftecisi olup müteahhitlik yapan, hepimiz gibi bir insanken Türkiye'nin zirvesine oturtan ve onun arkasında milyonları gelmesini sağlayan Canan Hanım'a yönelik yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı. Hani medyadaki yalancı muhalifler dedik ya, haydi başlayalım. Halkın sesi hakkın sesidirden başlayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal vurgusuna ihtiyaç duyuyor. Çünkü ekibinde Mustafa Kemal vurgusunun yapılmasına ihtiyaç duyacağımız çeşitli isimler var. Dolayısıyla halkın sesi hakkın sesidir diyerek aslında halkın önemini vurgulayan Mustafa Kemal'e gönderme yapıyor. Ama hakkı da koyarak güzel bir değerlendirme ile açılıyor. Yani kurucu lidere selam çekiyorsunuz. Onun milletin değerlerini, insanın değerlerini kutsal bulmasına vurgu yapıyorsunuz ve doğru yapmış oluyorsunuz her açıdan. Ve o gün durup dururken sanki üzerine vazifeymiş gibi bir tweet geliyor. Tweet, halkın sesi hakkın sesidir Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi tamam, bu tweet'i atabilirsiniz de neden bunu atıyorsunuz? Tamamen tıpkı Salı günü olduğu gibi tamamen toplantıyı gölgeleyecek bir spekülasyon haline geliyor. Ben demiyorum, Ruşen Çakır'a bakın. Ruşen Çakır neredeyse 7-24 maşallah Ekrem Bey'e çalışıyor. Ne demek istediği tartışmaları bir yana bakın. Tek bir sosyal medya paylaşımıyla onca zamandır duyurulan iddialı bir zirveyi gölgede bırakabilmiş olması çok manidar. Yapma ya. Yapma ya. Bu cümleyi Ruşen Çakır Bey'in kurmuş olması çok manidar. Çok manidar. 70 akademisyen çalışmış, binlerce insan heyecan duymuş, milyonlarca insan iktidar beklentisi içerisinde o ya da bu şekilde liderlik tartışmaları o günlük kenara bırakılmış ve bu tezgah kurulmuş. Ben size bırakıyorum. Bence Ekrem İmamoğlu bu insanlar yüzünden lümpenleşiyor. Şimdi bir, Canan Kaftancıoğlu ile tokalaştı mı tokalaşmadı mı onu bir verelim. Temiz ahlaklı siyaset eşit hakça. Bir daha verelim, bir daha verelim. Evet, şimdi Canan Hanım el sıkıştık diyor ama aslında el sıkıştılarsa bile formalite bir el sıkışması bu. Açık. Formalite bir el sıkışması. Çünkü araları tamamen kopmuş durumda. Selam sabah kesilmiş durumda. Canan Hanım genel başkanın bu kadar çabası karşısında sen kendini öne attın ve bu kendisini öne atman doğru değildir vurgusu yapıyor. Kaldı ki, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bütün bu eleştirilerini keşke Ekrem Bey çıkıp bunu söylese. Lümpenleşiyor dediğim o. Geçen hafta Canan'a atfedilen eleştirilerin tamamını o küfürleri etmeksizin Canan Hanım Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söyledi. Net. Çıksın yalanlasın. Küfür hariç bütün eleştirileri yüzüne söyledi. Yani bir güç zehirlenmesi yaşadığı, bir megalomaniye doğru gittiği bağlamında ki o eleştirileri yüzüne söyledi daha önce. Onun intikamını almaya çalışıyorlar.
Bu dediğim bilgi. Koyun kenara. Net. Bunun altını çiziyorum. Ve dönelim asıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyanların ne anlama geldiğini çok iyi bileceği görüntüye. Evet, verelim o görüntüyü. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu tam bir Dersimli inadı taşıyan, herkesin sandığının tersine inanılmaz kinci olan bir lider. Yapılan unutmaz. Bilerek söylüyorum. Ekrem Bey'in elini sıkmaması rastlantı mı sanıyorsunuz? Değil. İki genel başkanın, iki eski genel başkanın elini sıktı. Hikmet Bey'le Altan abinin elini sıktı. Benim dengim değilsin. Bundan sonra da artık yoksun dedi. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün İstanbul Büyükşehir seçimi olsun. Ekrem Bey aday olabilir ama CHP'nin adayı olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu başkansa. Yazın bir kenara. Çünkü Kemal Bey'in şöyle bir sözü var. Bu seçimi alacağım. Erdoğan'ı siyasi tarihten sileceğim. Çünkü Erdoğan muhalefette dayanamaz. Mealen söylüyorum. Buna engel olacak herkesin de karşısındayım. İstediği kadar bana da, beni de tehdit ediyor Ekrem Bey'in trolleri. Küfürler ediyorlar. Sen Kemal'in adamı mısın diyorlar. Ya ben Kemal Bey'in toplantısına davet bile edilmedim ya. Kimsenin adamı olmadık. Olmayız ama baştan beri neyin olduğunu biliyoruz. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olacak. Rüzgar yeniden geldi. Üstelik çalıştı, etti bilmem ne. Sana altın tepside adaylığı vermez kardeşim. Vermez. Veremez zaten. Kendini inkar eder.